Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir halka arz tanıtımı üzerine birlikteyiz. Neye bakacağız? Kimtex poliüretan halka arzın tanıtımı, veri paylaşımı analizinde hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ne yapacağız? Öncelikle bu ilgili firmanın halka arz detaylarını tanıyacağız. Ardından finansallarını, ardından ucuz mu pahalı mı şeklinde detaylıca inceleyeceğiz değerli arkadaşlar. Dedikten sonra hızlıca gelin bir başlayalım. Şöyle bir sunum modunu alalım. Evet. Sunum modunu aldıktan sonra arkadaşlar Kimpur olarak talep edebileceksiniz. Talep toplama tarihleri 20, 21, 22 Nisan. 29 lira fiyattan oransal dağıtım şeklinde talep gerçekleştirebilirsiniz. Oransal dağıtım olduğunu tekrarlayayım sizler için. Toplamda ek satış dahil 26.4 milyon lot satılacak. 1.1 milyar TL halka arz fiyatı. İşte yani öyle söyleyeyim, biraz büyük bir halka arz ama eşit değil, oransal farkı bu. O yüzden biraz daha pozitif düşünebiliriz bir önceki tecrübelere binaen. Baktığımız vakit nedir? İşte Yıldız Pazar'da işlem görecek. Oransal dağıtım olduğunu söyledik. Fiyat istikrarı payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün olarak planlanmış arkadaşlar. Taahhütlere gelelim. İşte burada diyor ki şirket ortakların satışı elde edecek ek satış gerçekleşmez ise 21.450.000 yani 21.450.000 adet paya karşılık gelen fonun %30'una eş değer fon. Ek satış gerçekleşirse yine aynı şekilde 21.400 %30'una eş değer fon ile konsorsiyum lideri yatırım finansman aracılığıyla 30 gün boyunca fiyat istikrarı planlanıyor. Herhalde net olmuştur diye düşünüyorum. %30'luk bir fonla fiyat istikrarı yapmayı planlıyorlar. Bir yıl boyunca bedelli yok. Bir yıl boyunca ortaklar tarafından pay satılmayacak. Halka arz fiyatının altında satılmayacağı. Bak bu önemli. Tamam. Dağıtım oranlarına gelelim. Oransal. Ne kadar düşer, ne olur, ne biter onu bilemeyiz. Fakat yurt içi bireysele %60 vermişler. Yurt içi kurumsala %40 vermişler. Yani bence kim ne kadar isterse o kadar alır gibi duruyor. Kaç lot düşer? Oransal dağıtım tahmin etmek zor arkadaşlar. Aracı kurumlara bakalım. TSKB konsorsiyum lideri, yatırım finansman yine konsorsiyum lideri. Baktığımız vakit bu şeyi de Haber Eko'dan aldım. Burada zaten yazıyor, zaten belli. Ak Yatırım, Burgan Yatırım, Deniz Yatırım, Garanti, Gedik, Halk Yatırım, İNG, Info, İş, Oyak Yatırım, QNB, Taciller, TEB, Ünlü, Vakıf, Yapı Kredi, Ziraat, 19 banka ve aracı kurum şeklinde burada belirtmiş. Neden halka arz oluyor arkadaşlar? Şurada uzunca mak şeyden aldı ama kısaca burada. Düzce tesisi yatırımı finansmanında %50'si kullanılacak. İşletme sermayesi ve kredi borçlarının kapatılmasında da %50'si kullanılacakmış değerli dostlar. Şirketi tanıyalım diye bakarsak Kimpur burada. Baktığımız vakit şöyle ben bir açayım Kimpur Poliüretan'ın web sitesini. Şöyle gelsin işte sıra dışı çözümler Türkiye'nin ilk yerli poliüretan sistem evi şeklinde. Ürünlere bakın: ayakkabı, yapı izolasyon, otomotiv, mobilya, ısıtma soğutma sektörü, diğer sektörler, ham madde, inovatif sıra dışı çözümler demişler arkadaşlar. Sitede daha detaylarına da bakabilirsiniz. Ben buraya koydum yine. İşte ayakkabı, terlik, işte burada çizme sistemi, yani ayakkabı üstüne diyelim. Burada köpük demiş, koltuklarda kullanılan köpük. İşte filtre sistemi, otomotivde direksiyon herhalde anladığım kadarıyla. Burada sprey sistemleri, panjur, boru yalıtımı, bu ne? Sandviç panel sistemi, güneş panellerinde kullanıyormuş. Şimdi baktığımız vakit burada yurt dışında Kimpur ne demiş? Kimpur Rusya varmış. Rusya'da bir firmaları var. Ondan sonra Kimpur International diye bir tane var. Bir de Kimpur Avrupa şeklinde var. Yurt içinde de Kağıthane'de merkez ofisi varmış. Burada da zaten geri kalanı görebilirsiniz. Yayılmışlar. İyi. Rusya'da olması da şu anki konjonktürde, yani şu anki konjonktür Rusya-Ukrayna durumundan dolayı da ne kadar etkiler bilmiyorum. Yani halka arzının ilk, yani halka arz olduğu için bilmiyorum. Hani devamlı işlemde olmuş olsa Rusya'dan dolayı bir negatif etki olur derdim ama şu an bilmiyorum. Bakalım, dönem varlıklar 965 milyonmuş. 2 milyar TL'ye çıkmış. Çıkartan nedir? Ticari alacaklar çıkartmış. Stoklar çıkartmış. Stokları biriktirmesi de kendi tarafında iyidir. Pahalanıyor. Daha yüksekten sonra ucuz üretti, pahalı satacak gibi düşünebilirsiniz.
Duran varlıklar 99 milyondan 137 milyona çıkmış. Maddi duran varlıklarda bir artış var. Bakın maddi olmayan duran varlıklarda 10 milyonluk bir artış var. Bu da güzel. Kısa vadeli yükümlülükler 777 milyonmuş. 1,6 milyar TL'ye çıkmış. Çok ciddi bir kısa vadeli yükümlülüğünde bir artış var. Uzun vadeli yükümlülükte bir şey yok. 12 milyondan 11 milyona çıkmış. Benim anladığım halka arzdan gelecek zaten diyor ya fonun %50'si ile borç kapatılması. Ciddi bir borçta artış olmuş. Tabii şeyine bakacağız, rasyolarına bakacağız. Borcu çevirebilip çeviremediğini birazdan göreceksiniz dostlar. Toplam kaynakları da 1 milyarmış. 2,2 milyara çıkmış. Güzel. Kâra bakalım. 2020'de 80 milyon kâr eden bir firma 2021'de 316 milyon kâr etmiş. Maşallah güzel kâr etmiş. Cari oran 1,27. Yani kısa vadeli borçların çok artmış diyorduk ya. Orayı çok rahat bir şekilde çevirebiliyor. Nakit oran şirketin cebinde parası var. En son açıkladığı bilançoya göre büyümesi %55 bir büyüme yakalamış. İskonto durumuna bakalım. İskontosu %20'lik bir iskontosu söz konusu. Buraya kadar geldik. İyi. Yani şimdiye kadar bir sıkıntı yok şirketin. Sadece kısa vadeli borç tarafında ciddi bir artış olmuş. Ama dönem varlıkları da onun üstünde arttığı için rahat bir şekilde karşılayabiliyor onu. Şu anki tek gördüğüm negatif durum büyük bir halka arz olması. Bir önceki kötü tecrübelere binaen onu söyleyeyim. Ama oransal dağıtım olması pozitif. Yani bu büyüklüğe oransal gider. Eşit gitmez. Şimdi ucuz mu pahalı mı? Baktığımız vakit dostlar sektör tekstil ürünleri sektörü diye geçiyor. Neye baktım ben burada? Megap polietilen. Bu da poliüretan. İşte aynı yani yakın sektörler tekstil ürünleri sektöründe geçiyor. Eğer yanlışımız varsa sektör bazında olma ihtimali var. Çünkü biraz düşündüm üstüne bu mudur diye. Sizler yazarsanız revize yaparız açıklamalar kısmında ama zannetmiyorum bu sektör. Şimdi ilgili firmanın FK oranına bakarsak 11. Sektörün FK'sı dostlar 27. Sektöre göre ucuz kalıyor. İyi kalmış yani sektörün altında kalıyor. Ucuz olduğunu da söyleyebilirim. Yani girilebilir mi? Girilebilir. Ama bence bunda şey olur yani isteyen mesela 5.000'lik talep eden 5.000'lik alır 10.000'lik eden 10.000'lik alır gibi yani bilmiyorum ama öyle geliyor bana açıkçası. Girecek misin derseniz ben bu üçüne de gireceğim. Bu üçüncüsüydü. Üç şeye de gireceğim ben. Üçünü de beğendim. Üçünün arasında en çok beğendiğim de var. Onu zaten şeyde Twitter'da yazarım. Takip edersiniz oradan görürsünüz. Durum bu. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Benim girip veya girmemem size de bir yönlendirme değildir dostlar. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler.